Herkese selam sevgili dostlar. Biraz otobüs süresim geldi benim. O yüzden böyle dedim bir açayım. Kısa süreli olsa da bir yayın. Öyle bir takılayım dedim. Bugün Serkan yok. Tek başımayım. Serkan chatte. Bakayım vallahi chatte. Eyvallah Serkan hocam. Oo Efe de gelmiş. Efe'cim hoş geldin kardeşim. Öyle işten çıktım geldim evde takılıyorum böyle ufaktan bir dedim sıkıldım. Aha Kuzey de geldi, hoş geldin Kuzey. Biraz canım sıkıldı, öyle biraz dedim otobüs süreyim. Çok değil zaten, çok öyle uzun sürmez. Saat 8.30 şu an akşam suları. Çok da öyle devasa saatler sürmeyecek. Öyle biraz kafa dağıtacağım, sonra yarın iş var, güç var. Çalışacağız bu sebepten ötürü. Bir şeyler yapmak gerekiyor. Şimdi benim bir sürü otobüsüm var. Daha bazı rotaları sürmem lazım yanlış hatırlamıyorsam. Daha ben hangi rotaları süreceğimi hatırlamıyorum. Şu menüye bir girelim. Abi bunu ikinci seviyeye getirmek sıkıntı. Bu yoracak bizi. Eyvallah Aydın'ım. Teşekkür ederim kardeşim. Bugün tekim ya. Bugün öyle takılıyorum. Ulan rota 9 set yok. Şuydu galiba. Şimdi bunlardan birine bineceğiz ama oy bu rota uzun. Abo bu rota bayağı uzun. Mecbur bineceğiz. Yapacak bir şey yok. Olacak olan olacak olandır. Ne yapıyoruz? Şimdi sür butonuna basıyoruz. Şu uzun otobüslerden birini sürelim. Yoğun saatlere hiç bulaşmayalım. Takma kafanı Aydın, çözelim onu bir ara ya. Çık lan arabadan, ben süreceğim. Kafayı çıkart, Allah çok çıktı. Şu otobüs mekaniklerine alışamadım ya. Şimdi bu rota uzun bir rota. Bir de ben bu arabanın hız limitleyicisinin düğmesini bir türlü bulamadım. Aradım ama bulamadım. Emmi. Lan dönsene, niye dönmüyorsun? Vallahi çok da dert etme Aydın. Benim de DC'yi kullandığım bilgisayar elimde kaldı. Bu oyunun en büyük sıkıntısı trafik abi. Trafik başımıza bela bu oyunda. Dönüyoruz. Durduk. Dursana lan. Kapıları açalım. Bir rampa var. Onu indirelim abi. Evet. Bilet isteyen varsa evet, istiyorum. Normal tek yön. Bir tane yazdıralım hocam. Yani öyle bir yayın olursa Aydın yaparız da zaten dediğim gibi benim şu an DC'yi kullanacağım bir bilgisayar yok elimde. O olduğu zaman ancak o dediğin olacak. Hız yapıyor, hiç otobüs oynamıyor. Ben bu işten hiçbir şey anlamadım. Neyse gidelim. Ulan kaç duraklı kat Allah bilir ha. Bu muydu öbürü müydü uzun? Biri çok uzundu bunların ya. Allah geri kaçıyor. Kim bekliyoruz biz?
Ulan dar döndük, çarptık otobüsü ya. Gidelim bakalım. Şimdi bu... Dördüncü durağa doğru gidiyor diyor. Yedi durağı görüyorum ama daha fazlası var diye hatırlıyorum ya. On durağın üzerindeydi bu ya. Ya ne hızlı sürüyorum, 60'la gidiyorum, abartmayın ya. Altmışla gidiyorum. Adamlar resmen gıcıklar ya. Hadi hocam, yürü canım, yürü. Ulan Aydın, yine başladın kamyon arkası yazılarına lan. Binin çocuğum, binin. Bilet isteyen çıkar şimdi. Çıkmasa şaşardım. Normal, tek yön. Yazdır bir tane. Normal günlük bir tane. Thank you for waking me up. Başka var mı bilet isteyen? İyi, yok. Başka bilet isteyen yok. Güzel. Kapıları kapatalım. Oğlum İETT gibi sürmem çok normal değil mi? İstanbul'da İETT yani bizim olayımız. Normal yani. Aa, salağın biri uyuyakalmış yine otobüsün içinde. Ya arkadaş. Ay jipine tüküreyim, yürü lan. Kaçalım çukurdan. Durdu. Aç kapıları, şu sinyalde tık 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 kapat ya. Hello. Just one ticket please. Ego. I'm going to see my grandma. Maaş günü göründü. Bakın kaç bin verecek. Bütün hatları fulledim. Hay maşallah. Güzel güzel. Güzel para. Bilet keselim şu arkadaşa. Normal günlük bir adet abi. Thank you. Normal tek yön. Oğlum otobüs sürücüleri öyledir. Bu iş böyle. Adamlar bir gün otobüste direksiyon salıyor. Ne bekliyordun? Sen de al biletini kardeşim. Yok değil mi başka bilet isteyen? Oğlum bilete para verip otobüsten indi la. İlginç. Oğlum bu hat 10 duraktan fazlaydı ya. Oğlum yolun ortasına çıkıp niye duraksarsın arkadaş? Değişik misin ya?
Şimdi bu hattı sürmek lazım. Bu hattı sürmezsen olmaz. İnen binen, otobüsümüze inen binen yok mu ya? İnen binen yok, süre bitmek üzere. O yüzden hemen duraklara da gecikmemek adına. Al bileti bindim otobüse. Ya Kuzey. Bir daha sinyal. Aydın yine başladı reklam yapmaya. Şu durakta duruyoruz mu? Evet, bu durakta duruyoruz abi. Bu durak yükseltilebilir mi? Yükseltelim abi kapasiteyi. Önemli. Aa, rampayı unuttum. Bir de bilet isteyen var. Emekli Tekin yazdır abi. 0000. Al biletini geç kardeş. Herkes bindi indi. Olay tamam mı? Bence tamam. Rampayı kaldır abi. Selam verdi çıktı ya, işi vardır onun. YouTube bir şeyin hatasını veriyor yine. Ne oluyor la? Her şey normal görünüyor. Az daha oradaki arabaya değdiriyordum ha. Oğlum bunlar nasıl virajlar? Bunlar nasıl viraj? Böyle viraj olmaz olsun. Astra Park, Sunny Springs, tamam. Gidiyoruz. Bayağı şeyler arası yola çıktık lan, belediye otobüsleri ne oluyor la? Bura uzakmış. Evet, güzel. Düz devam.
Kuzey şu an ne yazdın abicim? Ben anlamadım. Ahan da bir maaş günü daha. Güzel para geldi. Çocuk şarkısı mı? Oğlum ben müzik öğretmeniyim. Ben o şarkıyı bilmiyorum. Neyse ben onu bir öğreneyim. Benim küçükler de işe yarayabilir. Şimdi çok hızlı sürüyorsun diyecek bu oyun bana. Arkadaşım yürüyün ama ya. Bizi burada ağaç ettiniz. İçten bir ufak döndük. Şurada bir durak daha var. Orada bir durmamız gerekiyor. Allah! 2 dakika daha susaydı. İnenler indi, binenler bindi. O kadar da erken değilim ya. O kadar hızlı sürmüyorum. Abarttı iyice ya. Kıvırttırdık arabayı. Güzel. Fren, fren, kıvır. Tahmini ne kadar sürer? Vallahi Kuzey, yani hafta içi bugün biliyorsun öyle 4 saat sürmeyeceği kesin. 20 dakika olmuş açalı. Belki bir saat daha giderim. Ondan sonrası bilemem. Yani sabah ben de senin gibi kalkacağım ve okula gideceğim. Ulan çukura düştüm ya.
ulan. Ayıp, ayıp. Buradan dönüyoruz. Daha kırmızı ışıkta geçemedim. Belediye hiç çalışmıyor burada. Ben kaçıncı sınıflara mı giriyorum? Oğlum benim girdiğim sınıfları duysan kafayı yersin lan. Ben 2,5-3 yaşındaki çocuktan başlıyorum. Ta lise 2'lere kadar derse giriyorum. Ulan yollar zaten hendek gibi, bir de hendek koyuyorlar. Eyvallah Aydın, görüşürüz. Yine düştük çukurla. Maaş günü gelir şimdi. Beklemesem şaşardım zaten. Gel. Anca oyunda görüyor onu zaten. Güzel. Normal günlük bir tane. Güle güle canım. Emekli haftalık al. Evet. Araba dolmadı değil mi? Binen var mı? Allah Allah. Ben bir binen göremedim. O zaman kapıyı kapat git. İnseydin. Bir yandan da çukurlardan kaçıyoruz hocam, bu nedir ya? Dağ taşa bakmazsan olmaz oğlum araba sürerken, o işin şanından o. Hele trafikte sürüyorsan dağ taşa bakacaksın, arada öndeki sürücüye bağıracaksın falan. Koşmayı yeni akıl etti beyinsiz. Oh, that's what she meant. Otobüsümüzü sağa döndürüyoruz, sola döndürüyoruz. Sanırım şu durakta duracağım abi. İnenler insin, binenler binsin. Birileri indi, birileri bindi. Ben şu otobüstekileri bir uyan lan. Aferin. I can't wait for the weekend to begin. Arabada 3-5 kişi var zaten lan oğlum.
çok merak ediyorum. Ben şu anda bu kadar az kişi için bu arabaya bu kadar yakıt mı yaktırıyorum? Hoş değil. Çok yakıt yakıyoruz abi. Arabada gerçekten az yolcu var. Zamanlamaya iyi diyorsun ama bir yolcu bilet istiyor. Günlük emekli verelim bir tane hocam. Al. Normal tek yön. Araba biraz daha doldu mu? Bileti var. Bileti var. Oğlum ben kaçak yolcu yakalayamıyorum lan millet. Millete ne oluyor ya? Yani Kuzey tavsiye edebilirsin ama oynamayabilirim. Işık sönmeden dönerek buraya hadi. I hope I'll be able to catch some sleep along the way. Hop burada durak varmış lan. I would fly to all the locations where they shot Winter of Passion. Evet, kafayı indirdi. Kesin bilet isteyen çıkacak. Normal tek yön. Ya arkadaş. Thanks. Single ticket please. I'd like to buy a ticket please. Günlük emekli. Tamam mıyız? Biraz bekleyeceğiz burada. Sürenin çok önünde gidiyoruz. Azıcık öbür duraklarda yolcu biriksin abi. Abi ben iyice dolmuşçu oldum ha. Ben iyice minibüsçüye bağladım. Oğlum seni döverim. Bir de senin şarkını mı dinleyeceğiz otobüsün içinde? Hıyara bak. Güzel. Bak temiz döndüm ha. Ben bu rotaları seçerken viraj kısmını hiç akıl edememişim. Saçma sapan virajlar dönüyoruz abi. Last time they caught me with the wrong ticket on the bus. This time I definitely got the right one. I'd like to buy a ticket, please. Tabii abi, vereyim sana bir ticket, please. Emekli yön, buyurun. Ah. Oyun market oyunu mu?
Ben oyunu sanki bir yerden biliyorum ya. Gross marketing mi, grossing mi, öyle bir şeydi o. Ondan mı bahsediyorsun? Güzel, yaz sen chatten abicim, ben onu not alırım. ...15 durakmış ya la. Durağı da fazlaymış ha. Yaz yaz Kuzey, sıkıntı yok, yaz. Yaz abicim. Bu durağı bir daha yükseltelim. Hoppa, yine para geliyor. Ben bu oyunu bir yerden biliyorum ya. Sanki daha önce gördüm ben bunu. Yok bende ama. NPC'ler yüzde kaç götürüyor burayı? Harbiden lan. %79 verimlilik bence hiç fena değil ya. NPC şoförler burayı %79'la götürsünler hocam. Biz bir de rota 11'de süreceğiz. Buranın da yüzdesini yükseltip sonra bölge yükseltmemiz lazım. Video muhabbet var. Şimdi yoğun saatlerde değil de normal saatlerde sürelim. Ne var? Man koymuşuz buraya full. Mecbur manla süreceğiz. Yapacak bir şey yok. Oh, hey boss. Would you care to check some tickets? Hazır arabada. Aha yakaladım. Kaçak yakalıyorum, kaçak. Arabada iki tane kaçak yolcu yakaladım. Eyvallah Kuzey, sağ olasın. Ha, demoyu ben bir yükler bakarım. Oyun bir şey yani iş görecek gibi bir oyunsa ara parasını verir alırız. Şu arkadaş bir durakta durursa eğer otobüsü devralacağım. Ama buradan bakınca bir durakta duracakmış gibi görünmüyor. Şimdi bu otobüs de bir durakta duracak ki biz de bir yolumuzu bulacağız yani hocam.
Vallahi bu rotada da bayağı uğraşacağız ha. Haydi, kaldık mı tramvaya? Vallahi tramvaya kaldık ha. Buradan dönüyor muydu bu? Hatırlamıyorum ki. Dönecek, dönecek, buradan dönecek. Şu yakınlarda bir yerde bir durak yok muydu ya? Ya tam hatırlamıyorum ama burada bir şey olacaktı ya. Bedava oynat. Önce bir bedavasına bakayım, senin dediğini yapayım o zaman. Yavaş, yavaş, yavaş sür. Dangalak NPC. Lan otobüsüme zarar verirsen var ya, yanındayım, seni indirir döverim kızmız dedi. Kız mı lan? Aa kız. Üzeyir hoş geldin. Aleyküm selam dostum. Abi nasıl bir rota çizdiysen durak yok. Nasıl bir rotam varsa durağım yok abi benim ya. Hadi canım. Serkan yok bugün ya. Bugün kendi başımayım, evde takılıyordum öyle. Otobüs süreyim dedim. O da işten çıktı kendi evinde. Bugün böyle çok uzun bir yayın olmaz zaten. Ben de işten geldim, evde oturdum, sıkıldım sıkıldım. Otobüs sürüyordum öyle. Dedim öyle açayım. Ya yakında onun da işleri düzelecek, o da gelecek yani. Ben nasıl bir rota çizmişim la? Rotada otobüsler için durak mı koymadım ben? Lan bu kadar uzağda durak konulmaz kardeş. İn la arabamdan, ben süreceğim. Bilet kesek. Normal günlük yaz dur. Oldu mu? Oldu oldu. From Zornstein, you can see all the way down into the valley. Yükleyince göreceğiz kuzey. Kırmızıda geçmedim inşallah ben. Kırmızıda mı geçtim diye bir şüphelendim kendimden ama. Otobüsle işimiz var abi. Otobüs önemli. Hi.
Bu durak yükseltiliyor mu? Hemen yükseltelim. Büyük bir keyifle yükseltirim yani. Anlamışım kuzeyim, görüşürüz, kendine iyi bak. İnen indi, binen bindi sanırım şu an. Çok erken gidince duraklara böyle oluyor işte. Royal'deyiz de Amber Gate midir nedir bir yer var, oraya gideceğim şimdi. Ben o durağı kaçırmadım bir kere. Yalan konuşma, dangala koyun. Abi ne oluyor ya? Arabanın gıçını vurdum galiba bir yere. Durak yükseltmesi diyor. Yükseltirik. Neyi birlikte oynayacağız Kuzey? Ha, süpermarketi diyorsun. Hele bir oyunu şey ettirelim de. Beni ya arkadaşım, durakta durduk, insene. Oyunu yükleyeyim de bir. Yaparız bir acı limona be Kuzey. Hacı, yapacağın işin. Herif yüzünden ışığa kaldım ya. Şurada bir durak daha var. Orada bir duracağız. Yine bir durak yükseltmemiz var. Hocam yükseltelim. Durakların yükselmesi kötü değil. Rotaryla ilgili soru mu soruyor? Soru soran yolcu kayboldu. Lan demin yolcu soru soruyordu, şimdi nerede? Kapat kapıları. Hop yavaş. İnen iner, binen biner. Rota da büyük. Normal günlük bir adet. Güzel. O
Ulan kaldık trenin arkasına, hiç hoş olmadı bu. Evet, dönüyoruz. Allah! Oğlum refüje çarptım lan. Şurada bir durak var. Bayağı da kalabalık bir durakmış ha. Geldik. Oo, tıs. Harita yükseltmesi açıldı. Yüksel. Kim engelliyor lan, kapı mı? Bir içeri salak. İnen indi, binen bindi. Tık tık. Kapıları kapatalım. Hop, sinyali verdik. Arkadan gelen yok. Kafayı çıkart. Çukurdan da kaçtım. Şimdi bu %80'e yakın bir rota olursa bırakırız. NPC'ler bunu halleder. Bizim bir işimiz daha var çünkü. Şu Oakville tarafındaki durakların seviyesini yükseltmemiz lazım. Oradaki rotaya biraz mıncık atmamız lazım. Yani bazı işlerimiz olacak gibi görünüyor. Yavaş. Buradan dönmüyoruz, gidiyoruz. Tamam. Şimdi bunu dur lan. Abi otobüs ekranı, yani manevra olayı biraz yoruyor beni bunun ama. Buradaki sayısı düşük. Duralım. Aç abi. Kesin para geliyor bak. Hop, para geldi. Yani parayı severim, gelsin. Güzel, para iyi şey. Buyur gelsin. Para gelsin, gelsin. Aa, Serkan Bey geldi yayınımıza, çattın. Eyvallah hocam. Soruyorlar Serkan abi nerede, Serkan abi nerede? Aha, orada Serkan abiniz, bak chatte. Yok paraşütü falan bunda, tık tık. Bir de buna tık. Ver sinyali. Hadi gidiyor. Lan yine mi uyuyakaldı biri? Abi otobüs, otobüs değil, yatakhaneye döndü ya. Bu da mı 15 durak abi? Ben bu rotaları niye bu kadar uzun yapmışım ya? Bunları böyle bu kadar uzun yapmak çok saçma. Allah! Hem ya ulan oyunda bile İstanbul trafiğine denk geldik. Bu ne abi? I won! Oh my god! Oh my god! Oh. Deyze ne diyorsun Deyze? Arabanın arkası çok uzun ya.
Allah'tan körüklü değil ha. Bu da bir körüklü olaydı ben bunu hiçbir yere döndüremem. Dur. Ne dediğini anlamıyorum ki, anlasam. Ne oluyor mu diyor. Lan yavaş yavaş sürüyorum, artistik yapmasın bana. Bir lira, al ablacığım bir liranı. May I have a ticket, please? Günlük. Al canım. Thank you. Seni de al canım. Eyvallah Serkan'ım. İnşallah, inşallah. İş güç müsait olursak bilgisayarlar aha burada benim dükkanda duruyor biliyorsun. Oğlum değişik değişik sesler geliyor. Bu ne biçim otobüs ya? Yine mi çukur? Anında burada bir durak. Bu durakta yükseltme görünüyor diyor. Yükseltiriz hocam biz de. Sıkıntı yok. İnen indi, binen bindi. Durakta da duracağım. Evet biraz fazla hızlı gidiyoruz. Burada biraz bekleyelim. Ben burada bekleyeyim biraz ya. Süre sıkıntılı. Normal tek yön. Yuh! Thank you. Sana da. Şimdi çıksam mı çıkmasam mı bilemedim ya. Bir çıkmayı denesek. Dönüyoruz. Yani yine 15-16 durak yaslamışız buraya. Çocuğum, açıl çocuğum. Şu durakta duracağız, güzel. Hemen durağı yükselteyim hocam. Yükseltmesi varmış. Yükseltmesem içimde kalır. Aha para geldi.
husband to watch Winter of Passion. Maşallah. Normal tek yön. Abi sana iki bilet yazdırırım ya. A ticket, please. Emekli tek yön yazdır abi. Kapılar kapanıyor. Şimdi aslında şu anda bu tarafa işime geliyor. Abi sinyali görüyorsun ya. Oo. Beyinsiz herif ya. Herif sinyali göre göre geldi, daldı kafamıza ya. Şu durağın yükseltmesi mi varmış? Olur, yükseltiriz. Oğlum niye bilmiyor la bunlar? Vay Üzeyir. Ya, durağı atladınız demedi. Bir daha. Üzerine saçmalıyorsun. Biz bu durağa yine erken geldik ya. Bekleyeceğiz mecbur. Nereye kaçırdım durağı? Binmedi pezevenk.
Bug'a giriyor. Bildiğin bug'a giriyor. Oğlum 18 durak diyor lan, ne oluyor lan? Ben bu rotayı çok uzun yapmışım. Şimdi durak level'ını yükseltebilirim, güzel. Bilet mi istiyorsun? Normal günlük bir tane verelim abi sana, tamam. Thank you. Sana da canım. Çok erken vardık buraya. O sebepten dolayı bir miktar burada beklememiz gerekiyor. Çünkü sıkıntı oluyor yani. 20 durak var ha burada. Süre akarken ben şu Harbor'daki tamam 3-3 ha bak bunu yükseltirsem tamam bunu ve bunu birkaç tane durak bir level'da kalmış, onları yükseltmemiz gerekecek. Gidemiyorum. Rezalet bir trafiğin içindeyim şu an. Eyvah eyvah. Ne trafikmiş arkadaş ya. Hadi kardeşim dön. Bu durak artık 2 oldu. Normal tek yön yazdır abi. Oha. I need to buy several tickets. Öğrenci tek yön ya. Aa geç. Birileri iniyor, birileri biniyor. Ne oluyor ya? Oha araba tıklım tıklım oldu la. Papatya çayı derken hocam, şu an mevzu ne alaka? Yürü. Arkadaşım yürüsene.
Ulan bir de yayaya değdirdik ya. Gerizekalı oyun. Is this a race? Şimdi buradan döneceğiz. Bu durağı da mı yükseltme verdiğin? Olur. Bize uyar. Ne kadar çok yükseltme, bana o kadar çok iyi. Temiz. Bak ne güzel döndürdüm. Allah'ım ya Rabbim yine mi trafik be ya? Evet. Tın 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 tın. Tın tın gidiyoruz şu an. Evet çok güzel. Tın tın. Ulan ağa çektin bizi burada lan. Vallahi billahi bu durağı da... Aha! İyi, görevin birini daha halletmiş bulunduk. Bu işime gelir. ₺600 küsür para kazanıyoruz. Bir de rotayı ilerlettiğimiz için kazancımız artacak. Güzel. Bilet keselim abi. Normal tek yön. Abi 21-22 diyor durak sayısına. Bu bir şaka değil mi? Abo, trafiğe bak. Pis trafiğe girdik ha. Abi sıkıntı. Şu an bu trafik büyük sıkıntı. Çıldırtma beni, hadi yürüyün ya.
Ama bize ağaç etti. Arkadaşım. Vallahi işimiz var ha. Bu trafikle işimiz var. Hocam yürü hocam. Hoş değil. Hadi hadi. Ne trafikmiş ya. Tın 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 yedi bizi burada. Çok basmayalım da yine kırmızı yemeyelim. Yak sinyalini, kıvırt. Ya ben bu durakları koyarken hiç sayısına bakmamıştım ya, rotayı yaparken. Fena kendime sapladım ha. Durdum. Yükseltme var diyor, tamam. Bunu da yükseltelim. Çiçek, bütün durakları yükseltiyoruz burada. İnenler, binenler. Fazla beklemeden devam edelim. Eksideyiz çünkü. Durağı kaçırmadım. Yalan yapmayın bana. Eyvah. Vallahi eyvah. Arkadaşım yürüyün hadi. Hadi canım. Hadi. Kasise sert girmeyelim abi. Direkt hata veriyor. İkinciden sola. Tamam. Yak sinyalini abi. Temiz. Şimdi hızlanabilirim biraz ama burada yine keskin bir viraja dalacağız anlaşılan. Abi 23. durak çıktı bak vallahi sinir, bu ne la? Çok güzel. Spok, spok. Ha, ileride yukarıda dolanacağımız duraklar var, anladım. 23 diyor. Yani baktığın zaman 25'i görecek durak sayısı o zaman. Bunu ağır dağıtmışız ha. Kafayı şuradan çıkart, fren. Sakin.
Bayağı okkalı geldik buraya. Şu ileride durabilirim. Güzel. Şimdi bu durağı yükseltme mi verdin sen? Onu ver bana, ben onu bir yükseltip veren sinyali kapat. Abo. Yine para geldi, güzel. Oh darn! I forgot to get something for dinner. Well, pizza it is. Ellerdeki durağa da gidelim. Sen de yüksel. Engelli rampamızı kaldıralım. Kapıları da kaldıralım. Güzel gidiyoruz ya. Şimdi buradan döneceğiz. Güzel. Normal tekün yazdıralım abi. Tamam. I still need to get some isotonic drinks before I start my night. Kapıları da kapat, sinyali yak. Çıkalım. Baba 26. durağı gördüm şu an ha yukarıda. O ne la? Hiç hoş değil. Vallahi billahi hiç hoş değil. Ciddi rota yazmışım. Cılkını çıkartmışım hocam. Rampamızı şey edelim. Şu duraktaki yükseltmeyi bir alayım izninizle. Bilet, emekli, haftalık bir adet. Emekli tek yön bir adet. Çok güzel. Engelli rampamızı kapatalım. Abo. Vallahi işimiz vardır ha.
Az kaldı, az kaldı. Çok uzun rota yazmışız ya. Boyunu da ayarlayamadım. Oha, kalabalığa bak. Engelli rampasını indirdim. Gidelim. Bekleyin lan. Otobüs geliyor, otobüs. 25-26'ya gidiyoruz. Az kaldı, az bitiyor. Bu rota bitiyor. Rota uzunmuş harbiden ya. Gene rampamı uzatayım da şu da mı yükseltilecek? Yükseltelim. Tamam, kapıları kapat. Çok iyi gidiyoruz ya. Son durağa geldim. İnin çocuğum. Hoş geldin Kuzey. Oo, %92 ile NPC devam ettirir diyor. Çok güzel. O zaman Basya'ya NPC'ler burayı alsın yürüsün abi. İzinelim. Bizim asıl yapmamız gereken şuradaki rota. Hemen hemen hepsine gidiyor la bu. Tam aradığım rota. Gel abi rota 3'e. Şimdi sür. Rota 3'te süreceğimiz otobüs. Merso mu? Bu mu? Bu küçük Mercedes la bu. Değil mi? He, küçük Mercedes bu. Vallahi küçük Mercedes var. Şu yoğun saatlerde kullandığımız otobüs ama şu an yoğun saatler içerisinde miyiz? Yani yoğun saatler içerisindeyim ama yani bitmek üzere yoğun saatleri.
son saatleri bitmek üzere olduğuna göre o zaman bunu kullan. Bu daha ufak. Bununla gitmek, gelmek daha kolay. Aralara, derelere daha rahat giriyor abi. Zar olaydı atardım da zar yok ya. Şimdi şu bir durakta dursun otobüsü alalım bu hırtonun elinden. Niye durdu lan? Ha. Şoförlerim insan benim bak görüyorsun. Hangi durakta duracaksan dur da oha anasını satayım bütün durak... Neyse bu arabanın boyu kısa olduğundan sağa sola dönmesi de kolay bununla. Güzel. İn çocuğum arabadan. Just one ticket please. Normal tek yön yazdır abi. Vallahi yanımda yok ya Kuzey. On the hill in Sonstein, you can see the planes passing. Evet, şurada bir olayımız var şimdi. Bazı durakları arttırmam gerekecek çünkü rota geçiremiyorum oradan. Fırt etti para geldi. Birinci durakta da CC çalışıyorlar ya şimdi rotada. Bakayım ne oldu para. Güzel. Normal günlük bir adet hocam. Normal tek yön bir tane. Normal tek yön. Adam çıstaka çıstaka müzik dinliyor ya. Canım benim gider misin artık? İlerlesene lan. Otobüslere şarkı yazdın lan harbiden Kuzey. Helal olsun ha. Yahu hızlı sürüyorsun diye tribe girmeyin. Ana. Bu niye durdu? Hay ebenos.
Güzel marka olur ama Kuzey, ne diyorsun? Evet, bir durak yükseltmesi aldık buradan hocam. Gel. Bir durak yükseltmesi gelsin. Gel biletini kesem gel. Normal günlük. 3 tane. Oo, Allah felek etmesi. Bu rotanın bir önemli kısmı var bizim için hocam. Buradaki durakları biraz arttırmamız lazım. Çünkü bu duraklar tam bir bela oldu başıma. Buraya bir ara rota koyacağım için. İniyorlar, biniyorlar. Emekli tek yön yazdır abi. Durak yükselmedi bak. Bu durağı yükseltmek sıkıntı olacak ya, yoracak bizi bu. Bölgede, bu bölgedeki durakları yükseltmemiz lazım otobüs hattı geçirebilmemiz için ama ansına tükürem. Durakları yükseltemiyoruz abi. Bir tane normal tek yön bileti yazdıralım sana kardeşim. Hayda. Yine mi ya? Oh,
Zaten duraklar yükselmedi, moralim bozuldu. Durakları yükseltemedim. Şuna bir tek yön atalım. Şiş ya, bu kadar da bütün para verilmez ki arkadaşım ya. Ayıp ayıp. Thank you. Var mı başka bilet iste? Beğenin. Tamam, günlük iki tane yasla. I need a ticket. Bayağı bilet kesti ga. Yav. Ne bereketliymiş ya. Bunda öyle oğlum. Herkes atlıyor kuzey yola burada. YouTube'a nasıl başladım? Benim yıllardır YouTube'um var da. Benim YouTube'a bir şeyler yapacak teknolojim yoktu. Şöyle düşün kuzey, 35 yaşındayım ben. Benim 19 yaşında YouTube kanalını ben açtım. Para onayını aldım. Ama elimde üretim yapacak teknolojim yoktu. Öğrenciydik üniversitede, paramız da yoktu, alamıyorduk. Sonra bir anda işim gücüm yoluna girdi, para kazanmaya başladım ve bu aletleri de bir temiz aldım. Böylece başlayacaktım. İstanbul'a taşındıktan sonra iş güç kovalama derdindeyken de uzun bir süre bu işlere bakma fırsatım olmadı ama sonra Serkan abinle tanıştım. Burada işte bir şeyler yapmaya başladık. Ufak tefek malzemeler alıyordum ben, onlarla uğraşıyorduk falan. Ama bunları bu kadar iyi bağlayacak teknolojiyi bilmezdik, yani nasıl olduğunu bilmiyorduk. Sonra televizyonda çalışınca sistemin ne olduğunu öğrendik. Baktık ki tek başımıza kurabiliyoruz. Hiç kimseye şey yapmadan kurabiliyoruz. Dedim deneyelim. Yani başarabilirsek ne ala bize. Denedik. Önce video çekmeye başladık. Baktık videolar oluyor. Dedik canlı yayın sistemine girebilir miyiz? Deneyelim. Canlı yayına girmeyi denedik. İlk başlarda beceremiyorduk. Çok kötüydük. Zamanla eksik cihazlar tamamlandı, bir sürü alet edevat oldu, her şey dört dörtlük oldu. Baktık çatır çatır yayın yapabiliyoruz. Bir de eğleniyoruz. Zamanla bana da sardı. Ama YouTube'a girmek, yani bu iş biraz para işi. Paran olacak biraz. Bazı cihazlar çünkü... Ebenizi ya arkadaşım. Ulan koca otobüsü görmüyorsunuz mu lan? En basit. Öncelikle game, yani oyun oynuyorsan eğer, o oyunları çivi gibi oynatacak, sana sorun çıkartmayacak harbi ciddi bir bilgisayara ihtiyacın var. Sonra yayını ya da çekimleri yapacağın bir bilgisayara daha ihtiyacın var. Ve bu bilgisayarların gerçekten kuvvetli olması lazım. Yani tıkanmaması, seni yolda bırakmaması lazım. Bir de görüntüyü oradan oraya aktarırken sağlam bir capture karta ihtiyacın var. Ve bu makineleri öyle bilgisayarcıya götürür tamir ettiririm kafasıyla yapacaksan çok sıkıntı, masraf artıyor. Kendin tamir edebiliyor olman lazım. İşte
adam gibi bir mikrofona ihtiyacım var veya işte webcam bile olsa doğru düzgün bir kameraya ihtiyacın var. Bir iyi bir kulaklığın olması gerekiyor falan. Bunlar hep parayla alınan şeyler Kuzeyciğim. O yüzden para lazım biraz. Benim oyunlarda şöyle söyleyeyim. Orijinalde yani satışı olan oyunlarda her şeyi ben orijinal alıp oynuyorum. Yani crackli oyun bende yok. Benim oynadığım, video çektiğim tek crackli oyun var. O da oyunun satışı yok. Oyun çok eski. Satılmıyor. Bir yerlerden bulduk. Öyle oynuyorum onları mesela. Onların satışı yok çünkü. Ama diğer noktada bu tip oyunları oynarken bunların hepsinin parası kaç paraysa verip alıyorsun. Bunların içinde çok ucuz oyunlar var. Ciddi parası olan oyunlar da var. Ya bazı oyunlar biliyorsun çıkıyor, sonra DLC koyuyorlar, sonra ona bir DLC daha, üstüne bir DLC daha. Sen DLC'lere koşacağım derken iyi para gidiyor yani. Bak bir de çok önemli bir şey daha var bu işi yapacaksan. Ders çalışıp yüksek not almak gibi bir zorunluluğun olmaması lazım. Ya yayın açmak kötü bir şey değil, yapabilirsin. Ama tek bilgisayarla yapmaya kalktığın zaman zor bir şey. Tek bilgisayarla yapılabilecek kadar basit bir iş değil. Ve o tek bilgisayar bu yükü kaldırmıyor. Ya oyun ya da yayının kalitesini kaybediyorsun. Minimum iki tane adam, minimum iki tane bilgisayara ihtiyacım var. Biri gerçekten iyi bir bilgisayar olmalı, biri harbiden sağlam bilgisayar olmalı. Oyun oynayacaksan çünkü bilgisayarın güçlü olması gerekiyor. Ya rota ile ilgili soru soran yolcu, bilmiyorum geçiyor mu, bastık ama. Çok da bir karımız yokmuş ya. Şu an mutsuz oldum. Hoş olmadı. Öbür duraklar keşke şey yapsa. Hello. Emekli tek yön yazdır abi. İşte bak burada yapman gereken önemli bir şey var Kuzey. YouTube'da yayın açacaksan, YouTube'a video içerik yükleyeceksen bunun şartları var, koşulları var. Topluluk kuralları diye bir şey var YouTube'da. O topluluk kurallarını okuyacaksın, onları öğreneceksin. Onlara aykırı hareket ettiğin takdirde anında cotlatırlar seni. Mesela oyunları oynarken dikkat et bak benim yayınlarıma. Videolara, yayınlara bak. Oyunun içinde var olan şarkılar, müzikler hiçbiri çalmaz. Konuştuğun kelimeler, konuşma tarzı, içerik tarzı bunlar çok önemli. Örneğin çok
Yani absürt bir şey yapıyorsan eğer, yaş filtresi var, o yaş filtresini açmak zorundasın. Açmazsan kural ihlali yaparsın. Bunların hepsini okuyup öğrenmen gerekiyor. Yani çok ciddi bir durum var. Ben sana söyleyeyim, hayvan gibi bir makale var. Ben o makaleyi defalarca okudum. Hangi kurallar, nasıl yapılması gerekiyor, nerede ne yapmam gerekiyor. Sonra YouTube'da işte abone sınırlamaları, abone sayıları, içerik paylaşımları, dakika sınırlamaları, izlenme saatleri, analisti nasıl kullanıyorsun, yarın işin içine YouTube'un para kazanmaları açıldığı zaman şeyler giriyor bir de. Do you want to go to the exhibition tonight at the cathedral? We don't. Ya, o telif hakkından yemişsin bak, gördün mü? Şunu hiçbir zaman unutma. YouTube'da başkasına ait hiçbir içeriği kullanamazsın. Müzik, film, video kullanırsan direkt banlarlar, hiç acımazlar. O yüzden bunlara çok dikkat edeceksin. Yoksa patlatıyorlar adam, hiç acımıyorlar. Ben aynı zamanda stüdyo sahibi bir insan olduğum için müzik yapımcılığı yapıyorum. Telif hakları muhabbetlerinden çok işler yaşadık, öğrendik. Az çok kuralları biliyordum. YouTube benden ek bir şey istiyor mu diye araştırdım, makalelerini okudum. Ona göre yayınlarımı yapıyorum. Şöyle ki, ben bu oyunu oynuyorum ve oyun yayıncılığı yapıyorum. Bu oyunun bir sürü şarkısı var. Hiçbiri çalmıyor ama. Normalde böyle giderken alttan böyle bir şeyler çalıyor falan filan. Onların hepsini kapatıyorum ben. Çünkü telif. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Kullandığın fotoğrafın bile telif hakkı var bazılarının. Ben söylüyorum bak sana. Kullandığımız fotoğraflarda bile telif hakkı var Kuzey. Her şeyi kullanamazsın. Kendi içeriklerini üretmek zorundasın. Onun için de mesela fotoğraf montajı yapabiliyor olman lazım. Kendi videonu üretebiliyor olman lazım. Bak ben kendi videolarımı üretiyorum mesela. Look at all the garbage along the roadside. Why can't people manage their own trash? Emekli günlük. Yanlış yere bastım, neyse. Öğrenci tek yön. Hey. Rotanın sonunda onu uyandırma işine bakarız da hele şu trafikten çıkalım reisim ya. Trafik içimizden geçiyor, bak şu halimize bak. Vallahi rotadaki haritaları büyüttüm sonunda ya. I'd like to buy a ticket, please.
Mevzu şu. Telif hakları sonsuza kadar sürecek diye bir şey yok. Bunu hiçbir zaman unutma. Bazen belirli bir süre telif koruması altında olur bir şeyler. Süresi bitince de bir sorun kalmaz. Thank you. Çok verdim para üstünü ya. Sen bir de bu yayın yaptın, daha burada baştasın Kuzey. Daha bu işin içine para girince daha neler neler olacak. İş ortaklığı şartları var. O iş ortaklığı şartlarına uygun olmadan reklam kullanmaya kalkarsan ceza sıkıntısı var. Resmi yollardan kazanç elde ettiğin için bunun vergilendirilmesi var. Bayağı uğraşıyorsun yani. Ulan şu durakları yükselttim ya, içimde kalmadı ha. Normal günlük. Biri mi uyuyor la? Ben bu dolulukta kesin kaçak yolcu yakalayacağım. Aha yakaladım bir tane. Wait, where's my bag? Bir tane daha yakaladım. İki tane kaçak yakaladık. Diyelim ki benim videoyu aldın, geldin, kullandın. Ben benim videoların klip oluşturulmasına izin vermediğim için benim videomu kullanırsın, YouTube videoyu yükler, sonra kontrol ediliyor der. O kontrol ediliyor da bu içeriği sana söyler, telif bilmem nesini. Aldın videoyu koydun. Kırmızı telif yersin. Bir yılla kurtarırsan ilk kanalın kapanır. Benim ürettiğim içerikler paylaşıma açık değil, kapalı yaptım ben. Mesela benim içerikleri kullanırsan eğer direkt kırmızı telif yersin, uyarıyı alırsın. Aynı şeyi bir kez daha yaptığın takdirde kanalını kapatırlar. Berbat bir şey değil mi? Ama işte bazı şeyler böyle olmalı. Aslında çok basit de. Alışmak gerekiyor. Normal, tek yön. 3 tane yazdırdım. Thank you. Abi iki tane durak hızlandırdık ama üçüncü bir durak şey ettiremedim. Açmaya çalışıyoruz, açamıyoruz ya. Bak işte bilgisayar meselesi çok önemli dedim ya sana oğlum. Temiz görüntü verme... Görüntünün iyi olması lazım yani oyun yayıncılığında. Oyun yapıyorsan, görüntün de iyi değilse boşuna oyun yayıncılığı yaparsın. Hay ebenin ya, daldık ha bunun arkasına be ya. Arkadaş bu durakları büyütemedik. Olmadı.
Yiğit ulan. Yine paramız geldi. Ama öyle Amşah'ın büyük uçuk kaçık paralar gelmedi. Şunu NPC'ye vereyim, bu gitsin. Ben de otobüse oturayım, ben şuradan bazı şeyler bakacağım. Şimdi bak, şurada bir şey var bak. Harbor, Sigvald'ın Oakville'de. Yani diyor ki, şu iki yeri Nabur'a bağla diyor. Şimdi hocam, yaparık da. Bir. Koyduk. Ulan bunun buradan gelmesi çok saçma. Bunu şöyle yapalım o zaman. Buradan başlatalım. Bak Oakville. Şuradan iki durak koy. Buradan direkt buraya gel. En mantıklısından. ...1080 yapınca 1080 olmuyor mu? Ya o muhabbetleri hala çözmüş değilim biliyor musun? Şimdi buradan bunu koydum. Bunu koyacağım. Şu an dengeli. O zaman ne yapıyoruz? Rotayı uygula diyoruz. Maaş gününe ulaşmam lazımmış bu rotada. Şuraya gel bakayım bir. Oo. Bizim şu mandan koysak buraya. İki tane fuller burayı. Ama ben burayı üç arabayla yapayım ya. Merso alayım. Bak şuna tıklayalım, hızlı seyahat edelim abi. Yayın açabileceğim bir sistem. Şimdi yayını açacağım bilgisayarla oyun oynayacağım bilgisayar arasında fark var. Dediğim gibi iki bilgisayar lazım. Şu Merso'dan alalım bir tane abi. Şimdi oyun oynayacağım bilgisayar için ben sana bir şey söyleyeyim. Daha yeni bir arkadaşıma bir makine aldık biz vatandan. Sana söyleyeyim ben. Kasaya 25 bin lira verdik sadece. İşte fena değil bilgisayar. Oyun oynayacağım bilgisayara 25 bin lirayı gözden çıkartacaksın kasaya. İşte klavye, mouse, monitör onları sen nasıl istiyorsan kullanırsın. Şimdi bir de bir görüntü açacağını düşünürsek, yani kendine kamera açacağını düşünürsen, nereden baksan bir 2000 lirada kamerası.
şöyle güzel bir de YouTuber mikrofonlar var ya, öyle bir de adam gibi mikrofon aldın mı bir 1000 kağıtla mikrofona vereceksin. Nereden baksan bir o kadar da kulaklığın. 30.000'i gördün daha bak, oyun bilgisayarı için. Klavye, mouse, monitör onlara karışmadım daha. Bir de bunun şeyi var. Diğer bilgisayarı var. O oyun bilgisayar için aldığım bilgisayarın birazcık daha düşüğünü. İşte o patatesle olmaz o işler. Doğru düzgün bir makinen olması lazım. Yayını basacağım bilgisayar için de 25 bin liraya aldığın kasa var ya, işte onun 19 bin 20 bin liralıkları var. Biraz daha düşüğü. Öyle bir bilgisayar alacaksın. Ona bir klavye, mouse takacaksın, monitör takacaksın ama yayını yaptığın bilgisayara 2 tane ekran takacaksın. Bir yerden chat'i göreceksin, bir yerden yayını yöneteceksin. Mikrofonu yayını yaptığın bilgisayara da yollayabilirsin. Şuraya isim yazalım. Vallahi onların ses kalitesini bilmiyorum ama ben bu dediğin cihazları kullanıp da yayın yapan görmedim. Bu işi adam gibi yapanlara bak, hepsinin doğru düzgün mikrofonları var. Hatta ben sana kötü bir örnek, sana işler açısı olacak ama. Ben mesela yaka mikrofonu kullanarak yayın yapıyorum. Benim kullandığım yaka mikrofonu bile dünyanın parası şu an. Hani sistemi toplamak kolay, sistem parçalarını tek tek bulup sana önermek o biraz uzun iş ama para olarak ben sana şunu söyleyeyim. Bugünkü ekonomik düzende aslan parçası 40 bin liraya yakın bir maliyetin var. Bir otobüs daha aldık. Hemen garaja gidelim. Bunu da bir mıncıklayalım. Yani para olmayınca patates yapacaksın. Kuzey, yapacak başka bir şey var mı abi? Benim oyun oynadığım bilgisayar mesela, sana bahsettiğim o 25 bin liralık bilgisayar gibi. Yine yayını, yani bütün bu bilgisayar var. Düzelmiş olması lazım. Arada sapıtıyor. Sürekli çalıştırırsan aleti sapıtır abi. Ya bu işe baktığın zaman
sana bu işle ilgili en güzel söyleyeceğim şey o. Bak bende var mesela. Bende 25-26 bin liralık iki tane devasa kasa var. Hatta ekstra TikTok'ta veya herhangi bir şekilde Kike yayın basmak istediğim için üçüncü bir bilgisayar daha var. O da işte 17-18 bin lira değerlerinde kasası. Benim Discord'da kullanmak için bir tane bilgisayarım vardı. Çok eskiydi. Elimde kaldı. Ben şimdi açık söyleyeyim mi sana? Ben Kike, YouTube'a, yanında işte Facebook'a, yani en azından 3 farklı yere çatır çatır yayın basabilmek için şimdi yine 17-18 bin liraya bir kasa daha alacağım. Bu alet, ben daha bu işten para kazanmıyorum bu arada. Sevdiğim için yapıyorum. Ha bu elektrik diye alayım mı ya? Bunu alayım. Kimin takipçin olacağı şans be aslanım. O hiç belli olmaz. Elektrikli otobüs al. Patates mi? Aslan da olursun. Bana babam almadı hoş bunlar oğlum. Çalışıyorum, para kazanıyorum, alıyorum ben. Şu değişiklikleri de otobosumuza uygulayalım. Bir de isim şuna. Rotan 2 yoğun saatlere basalım bu arkadaşı. Bir tane daha Tom Office alacağım ben şimdi. Senden daha çok patates kavurması olacak böyle gidersen. Şu an yoğun saatlerde değil diyor, dur. Biraz zamanı ileri saralım. NPC'ye verelim. Bunu bu üç kapılı mıymış? Üç kapılıymış bu. Elektrikli başka ne alabilirim? Oha. Bu büyük lan. Şunu alayım ben ya. Şimdilik o kadar pahalıya girmeyelim. Elektrikli Tom Office aldık. Araba çok güzel la. Tıs tıs. Aha tosladım. Elimin ayarına sıçam. Hepsini tek tip yaptım otobüslerin. Daha iyi oldu böyle. Tam filo kafası. Şuna bir de rota 12'de kabul et. Rot alar. Koy abi. Tam zamanlı araç.
Koy bunu Route 12'ye. Biraz taştı ama olsun. Şimdi. You want to enjoy the ride or rather drive yourself? Yetiştim otobüse. Vallahi beni bırakıp gidiyordu terbiyesiz yoksa. Şimdi gidelim abi. Bu durağa gidene kadar biz bekleyeceğiz böyle. Bu durağa varacak. Bizim orada bir maaş gününü ulaşmamızı istiyor. Maaş. O biraz zaman alacak biliyorsun. Onun için biraz uğraşacak. Git bakalım. Güzel. Yüzlerce otobüsüm var. Biraz para kazandıralım, şey yapacağız. Tüm otobüsleri adam akıllı kaliteye getireceğiz. Hepsini aynı arabadan alacağız falan. CNG yani gazlı motor veya dizel motor yok. Elektrikli bak hiç ses yok arabada. Mis. Araba böyle olacak ya. Bayağı basıyor la bu. Elektrikli ama hızı var ha. Gidiyor bayağı. Eyvallah Kuzey. Kendine iyi bak. Hayırlı geceler dostum. Kendine iyi bak kardeşim. Yani yayın bitirişi yapıyormuş gibi düşünmen çok normal. Çünkü senden sonra yayında çok uçuk kaçık bir şey olmayacak. Şu otobüsle bu yeni açtığım rotada bir süreceğim. Ondan sonra yayın bitecek. Hadi hayırlı geceler sana dostum.
Arabamı geri alayım. Oh, this new bus is really nice. Ah, that's my stuff. Ulan bir tane yolcu vardı, o da kaçtı ya. Oğlum bu araba çok fena lan. Roketliyor oğlum, bu ne böyle? Teyze bir dur ya. I'd like to buy a ticket, please. Bilet mi istiyorsun? Hello? No, I'm not Armanda. You must have normal number. Tek yön, yazdır. Bye. Thank you. You need to go to Norton. Bir tane demekli tek yön. Thank you for waking me up. Tram seats. Normal tek yön. Thanks. Oğlum bu ne biçim otobüs ya? Nitro mu var abi bunda? Bu nasıl otobüs? Yükseltme mi? Yükseltirik. Otobüs fena hızlı gidiyor yalnız ha. Valla ters yönde sürüş diye bana hiç kızmayın abi. O kadar beklersen ben orada çıldırırım.
Bu otobüste hızlı bitleyici yok bence. Canım benim, gitsene ya. Bak olmaz ama. Oğlum bu nasıl bir şey lan? Abi sen orada yoktun. Nereden spamlı oldun ya? Bayağı yüze çıkıyor ha. Vallahi ben elektrikliden bu kadarını beklemiyordum hocam. Fenaymış. O göbekten tam dönecektim, dönmedim. Kafama tüküreyim. Dön oğlum, dön, dönersin. Güveniyorum sana. Zorluyor beni şu an ya. Çok atik yani, gaza dokunduğum zaman cayır cayır gidiyor alet abi. Çok fenaymış ya. Geldik geldik. Yani tabii o kadar doldurmadı. Bir yolcu bilek istiyor. Emekli günlük. Buyurun.
Buradan maaş gününe ulaştığım an bu görev kısmını bitirmiş olacağım. Radar. Emekli günlük bir adet. Thanks. Buradan nasıl çıkacağız? Bir de benim otobüsüme bakıyor ya. Çok basma, burada da radar var. Oho, bu radar cihazlarıyla başımız belada kardeş. Gelen geldi, giden gitti. Buradan kaçmayı denedim, beceremedim ya. Kıçım dışarıda kaldı, yürü lan. Emekli, tek yön bilet verelim abi sana, buyur. Aynı şekilde bir emekli tek yön bilet daha. Would you mind stopping when there is something in front of you? Buradan U yapmak bayağı bir sıkıntı. Bayağı bir sıkıntı hem de. Harbor'a gideceğiz. Harbor dünyanın yolu. Oğlum bu nasıl bir otobüs lan?
Çok büyük abi. Gaza dokunuyor, uçuyor lan alet. Güzel. Kıvır. The city is finally considering reopening the central bus station. That's about time we got a bus route. You and your team have been putting in. Congratulations. If they do give the go-ahead, I'm sure it'll keep you busy in the weeks to come, replanning and adapting your network. We are currently negotiating with the Historic Monument Protection Office about reopening up the Old Town Ring Road for public transport. Oh, this is just awesome. It won't be long before they ever... I've wanted a bus route for years. Tamam mı? Bence tamam ama rotayı bitireyim değil mi? Ayıp ama. Şu an büyük ayıptasın hocam. Neyi bekliyorsan mal değneği gibi orada. Harita yükseltmesi hazır. Goodbye. Could you lower the ramp? I'd like to get on the bus. İşin rengi buymuş bak. Şu rotayı bitirdik mi tamamız. Abi bu ne lan? Şaka mı bu? Az gaza dokunuyorum, uçuyor, bu ne biçim otobüs ya? Durakmış. Ben 9 durakta bitecek sanıyordum. Neyse canım, bir şey kalmadı. Wow. Bunu zapt edemiyorum. Bu çok hızlı ya. Verelim sinyalimizi. Dur, dur. Güzel.
Blink blink gidiyoruz vallahi. Bu yükseltilebilir diyor. Tamam, yükseltelim hocam. Ne oldu? Şimdi buradan döneceğim. İki durak çık, hadi. Hadi. Abo, yine mi trafik ya? Hocam herkes herkese yol verirse bu iş bitmez ama. Bu ne oğlum, önümüze geleni? Allah. Tamam. İyi zıplıyormuş kasiste. Fena. Dönüyoruz. Dön çocuğum. Dön, durak şurada olması lazım. Evet, durak burada gördüm. Yaktım ve yanaştım. Engelli rampası açılsın. Gel buraya. Şunu hemen bir tık büyüt. Tamam, bilet istiyorsun. Alalım. Normal tekün. Yallah. Normal günlük. A ticket, please. Emekli tekün. Yine trafik. Yine trafik. Hocam yürü hocam. Hadi canım benim. Hadi. Yolun ortasında inmek, gitmekten vazgeçiyorsunuz abi. Şaka mı bu? Koca otobüs bu. Dolmuş mu bu ya? Daha iyi, durağa erken saatte varacağız. Güzel, güzel. Rampayı indir. Abi maaş gününe daha var. Bak, bir tanesiydi, ben iki tane vardım. Ben daha ne abi? O bir dedi, ben iki yaptım. Oy, oy, paraya bak, oy. 178'e devam etsin, sorun yok. Devam ediyor ya, önemli lan o. NPC aldı mı? Sanırım aldı, bas düğmeye. Biz yine gidelim. Dealership'in olduğu tarafta takılalım. Yeni görevlerimiz neymiş? Central Bus Station, Westfield ve Snake arasında bir rotada maaş. Central Bus Station, Sigwalden, Oakville. Central Bus Station, Harbor. Central Bus Station, Sheffield, Astra Park. Burada. Westfield. Şurayı şuraya birleştireceğim. Tamam. Rota 13, gel.
Bir dakika ya. Buraya aldım buraya. Buradan mı dönüyorsun? Bak bu çok iyi oldu ha. Yok bir dakika, bunu alırsın, bunu sonra buna gelirsin. Böyle yaptığın zaman da yine... Buradan koymam lazım. Al sana denge. Rotor işin dengesini kurduk. Bak çiçek. Sigvalden Oakville. Harbor'a gideceğiz buradan. Tamam, gidelim. E yani buradan direkt...
Biraz uzun oldu ama. Central Bus. Şurası, şurası ve Astrapan. Tamam. Tamam. Buradan Astra Park'a bir şekilde, buradan dönüp buna basarsam eğer. Bir de şurayı yapalım. Tamam. Bir sürü durak oluşturdum dostlar. Hepsi yerli yerine konuldu. Şimdi bu yeni rotalara otobüs almam gerekecek ama 9 milyon param var bu arada. Bak 87 diyor. Ondan full elektrikliğe dönerim abi. Bak 12 metre küçük. Hop. Büyük. Bak araba körüklü. Bak araba körüklü. Ama 50-60 kişilik. Bu bayağı bir malzeme. Niye açılmıyor ya? Ve bu. Açılmıyor abi. Ben alınacak en mantıklı araba yine bu da. 70-80 kişilik araba abi bu. Küçük değil ki bu.
Otomobil her yere bunu koyacağız gibi geliyor bana. Sonuçta elektrikli. Bu araba bak 80, 20, 100. 111 kişi alıyor şu araba elektrikli. Bu temiz araba. Yani 400 bin ama araba büyük, araba güzel yani. Yani elektrikliye dönmenin vakti geliyor abi yavaş yavaş. O dönüşümü yapmak için de biraz rota döngüsü yapmak gerekecek ama çözeceğiz diye düşünüyorum değerli dostlar ama artık yağmurlu bir oyun gününden yağmurlu bir oyun gününden dedim. Sizlere veda etmem gerekiyor diyorum değerli arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Mutlu ve esen kalın. Yeni bölümde ve yayınlarda inşallah tekrar görüşeceğiz. Haydi şimdiden hepinize hayırlı geceler diliyorum. Görüşmek üzere.